akşamlar arkadaşlar biliyorsunuz bugün havuzdaydık o yüzden mesaj kutum bir hayli dolmuş tek tek onlara cevap verirken aklıma geldi i̇şte lipodem beslenmesi uygulayan insanlar vitamin ve mineral yönünden depoları boşalıyormuş vitaminsizlik çekiyorlarmış halsizlik oluyormuş falan gibi sorular gelmiş bu bilgiye nereden ulaşıldı bilmiyorum ama bu ve buna benzeyen çok fazla sorular var vitamin desteği lipöden beslenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar falan şeklinde. O yüzden ben size şimdi teker teker yavaş yavaş e, bir takım şeyleri anlatmak istiyorum. Öncelikle ne dedik? Hani doğal beslenelim dedik. Uzun süre aç kalmamız gerekiyor dedik. Hani 8-16 saat e, e, aralıklı oruç tutulması gerekiyor diye konuştuk. Bir sürü bilgiler uçuşuyor şu an kafanızda farkındayım kafanızda karışmış durumda. En baştan başlayalım. Lipödeme uygun beslenmek istiyorsunuz ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Öncelikle beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeden 8-16 aralıklı oruç programına adapte olmaya çalışın. Çünkü vücudu birden yormayın. Birden diyet moduna girip spor moduna girip yorarsanız bakın bu uzun soluklu olmaz ruhen ve bedenen çökersiniz gerçekten ve ben bunu her seferinde üstüne basa basa söylüyorum yavaş yavaş. Yani ısınmak için ateşe elimizi sokmamıza gerek yok. Ateşe yavaş yavaş yaklaşırsak eğer hem donma donmadan kurtuluruz hem de güzelce ısınırız. Yani böyle örnek veriyorum artık ben de insanlara. Öncelikle 8-16'ya alışmaya çalışalım. Yani sabah kalktık, atıyorum saat 10'da kahvaltımızı ettik. Akşam yemek işini 8 18 yani akşam 6 olduğu zaman yemek işini bırakıyoruz. Bakın bu çok zor bir şey değil. Bunu herkes yapabilir. Öncelikle bedenimizi öncelikle bedenimizi uzun süre aç bırakmaya bir alıştıralım. Ondan sonra bir dahaki aşama karbonhidrat ayıklayalım. De, e, diyetimizden nasıl ayıklayalım karbonhidratları? Beyaz ekmek, makarna, pirinç tatlılar, meyveler bunları hayatımızdan çıkarmakla işe başlayalım. Bunu da en az Tahmini şöyle söyleyeyim. 2 hafta 3 hafta bunu deneyin. Yani aralıklı orucu yaptıktan 2 hafta sonra karbonhidrat ayıklamaya başlayın. Ondan sonra karbonhidrat ayıklamayı yaptıktan sonra bakın bedeninizde gerçekten karbonhidrat rezervleri azaldıkça daha bir dinç hissedeceksiniz kendinizi. Ayaklarınızdaki yanmalar bitecek. Bu şekere bağlı olan tatlı krizleriniz ortadan kalkacak. Ondan sonra ben arkadaşlara da söylüyorum her zaman kendi e, alerji testiniz yapın besinlerle kendinize atıyorum, atıyorum. Bu hafta süt ve süt ürünleri hiç tüketmeyeceğim deyin. O hafta bakın bakalım sizde bir değişiklik var mı? Yani bacaklarınızda bir hafifleme var mı? Vücudunuzda bir dinçleşme var mı? Aa öyle bir şey varsa ya demek ki bana süt ürünleri iyi gelmiyor deyip süt ürünlerini kademeli olarak tamamen hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Kademeli olarak çıkartmak nedir? Birdenbire sütü, yoğurdu, peyniri çıkartmazsınız da önce sütü çıkartırsınız. Sonra yoğurt yememeye başlarsınız. Arkasından peyniri çıkartırsınız. Ya da sadece sütle peyniri çıkartırsınız. Hayır yoğurt bana hiçbir şey yapmıyor diye de düşünebilirsiniz. Yani besinlerin vücudunuzdaki etkisini uzun vadede gözlemleyin yavaş yavaş ama lütfen ben yarın diyete başlıyorum böyle bir şey yok bakın bu kafayla bu düşünceyle hareket ederseniz eğer o diyet psikolojisi o mahzunluk yoksunluk psikolojisi gerçekten sizin psikolojinizi de bozar ve kilo vermeniz bir de en çok sorulan soru işte lipeden beslenmesi insanları halsiz bırakıyor. Vitamin ve mineral depolarını boşaltıyor bunu sormuşsunuz. Arkadaşlar düzenli ve dengeli beslendikten sonra niçin sizin vitamin ve mineral depolarınız boşalsın? Mesela diyoruz ki her sabah 3 tane Brezilya fındığı için selenyum için. Asma yaprağını koyun sabah kahvaltınıza içine resveratrol vardır. Ceviz yiyin diye söylüyoruz. Mesela cevizin içinde de omegalar var. Aynı şekilde somonda ve avokadoda. Ee, mesela diyoruz ki ya D vitamini alma yerine çıkın güneşe 11.5-12 arası el avuç içlerinizi havaya doğru açın bir güneş banyosu yapın havalar sıcakken depolarınızı doldurun ama tek taraflı beslenmeyle evet gerçekten e, vitamin ve mineral depolarınızı da boşaltırsınız kendinizi aç bırakarak vitamin ve mineralden yüklü besinlerden uzak durursanız eğer tabii ki vücudunuz da zayıf düşer. O yüzden diyorum ya hani doğal beslenme nedir salatalık domates biber sivri biberi mesela kahvaltıda söylüyorum içinde B vitamini var ve cilde çok iyi geliyor dereotu yiyebilirsiniz taze taze rokalar var yeşil yapraklı sebzelerden faydalanın havuç mesela içinde A vitamini var meyveleri belirli bir noktada kesin diyorum ama meyveleri de bir süre sonra mutlaka hayatımıza sokmak zorundayız ömür boyu meyvesiz Tek taraflı bir beslenme şeklini ben kesinlikle onaylamıyorum. Ekmek de yiyeceksiniz tabi tam buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Evde yaptığınız doğal ekmek, köy ekmekleri var. Yani doğallığına güvendiğiniz her türlü ekmekten yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltısında iki dilim yani tüketebilirsiniz. Ama lütfen kendinizi... Arkadaşlar hücrelerinizi doyurun. Hücrelerimiz doyarsa gerçekten bedenimiz de doyar. Cildimiz de güzelleşir. Vücudumuz da ışıl ışıl olur. Ve bunun tek çaresi doğal beslenme. Yani doğalsa dalından koparılmış her şeye güvenip gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Umarım bu bilgiler çok işinize yarar. Bir de son olarak söylemek istediğim bir şey var. Sizi ve vücudunuzu yoracak şok diyetlerden lütfen uzak durun. Yani... İlk başta büyük bir hevesle yaparım gibi gelir size. Başlarsınız bir hafta on gün bir ay iki ay sonra bıraktıktan sonra onun kıymeti yok arkadaşlar. Tabii ki aralarda kaçamak yapacaksınız o konuyu da konuştuk defalarca. Bir gün kaçamak yaparsan ertesi gün dikkat edeceksin. Ertesi gün daha az yemeye ya da kaçamak yaptığın gün biraz daha fazla hareket etmeye çalışacaksın. Ama şöyle söyleyeyim 3 ay 5 ay yapılıp da sonra bırakılan diyetlerin sizin vücudunuzu hırpalamaktan başka hiçbir şey yapmıyor, hiçbir işe yaramıyor. O yüzden uzun vadeli, sizi az yoracak beslenme planı budur.